Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte ufacık bir bilgisayar olan Asus VivoStack PC'yi inceliyoruz. Arkadaşlar, ürün birazcık eski bir ürün ama bu ürünü incelememiz için bir takipçimiz bize mail atmış ve o maili bizi hakikaten ikna etti. Adam bize net incelemeniz lazım demiş, biz de inandık ona, seni mi kıracağız dedik, ürünü aldık geldik. Asus bunu cebe sığdırılabilir bir boyuta ulaştırmış arkadaşlar. Bildiğiniz ceketinizin cebine ya da pantolonunuzun cebine bile girebilir. Neredeyse bir telefon boyutunda, hatta bundan çok daha büyük telefonlar var. Bunu da dizi izleyebilirsiniz, e-postalarınızı kontrol edip yazabilirsiniz, webde gezinebilirsiniz falan filan ama böyle oyun oynayayım, kurgu yapayım vesaire gibi şeyler için çok heyecanlanmayın. Çünkü donanım açısından bayağı düşük seviyede. Şimdi hiç mi oyun oynanmaz diyeceksiniz. GTA 5 tabii ki de oynanmaz arkadaşlar. Ama biz bunun içine Half-Life'ı yükledik Steam'den. Gayet de çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Bir de genel olarak günlük kullanımda işte YouTube'a girince, webde gezince neler oluyor? Gelin önce buna bakalım. Sonra da ürünün özellikleriyle devam edelim. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı taktık. Monitörümüze 2 tane USB'den klavyeyi verdik. Gücümüzü aldık. Şuradan da HDMI uzatıcısıyla bilgisayara bağladık. Görüntümüzü aldık ve Half-Life'ı açtık. Şimdi hep beraber görelim. Pasma, donma, Half-Life'da yok. Bu arada Half-Life'a neler olmuş? Batman'ler falan filan gelmiş. Ne oluyor anlamıyorum şu an. Half-Life'ı biz çok daha düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda oynuyorduk. Adam vuramıyorum ya. Şuraya biri kaçtı. Aa, yukarı gitti o. Ben onu şimdi gafil alacağım. Lan. Vurdum valla. Oh, vurdu. Ben bayağı çirkin oynuyorum arkadaşlar, kusura bakmayın ya, bayağı net vuruyorlar beni ama oynamayalı hakikaten yıllar geçmiş. Ben nereden ölüyorum abi şu an? Nasıl ölmedi o adam? O Batman. Hah, vurduk birini, vallahi vurduk. Nerede bu insanlar? Bu çizgilerle neler oluyor oyunda ya? Aha, Batman gel bu. Aa, nereden vuruldum ben? Abi sen beni nasıl bir kere de vurabiliyorsun ya? Vicdansız. Vallahi burada top makine. Neyse, Half-Life bu kadar yeter arkadaşlar. Yani güncel bir oyunu tabii ki de size oynatmayacaktır. Zirvede bırakalım. Chrome bildiğiniz gibi RAM canavarı, bakalım neler olacak. Şöyle bir açayım. Arkada da başka hiçbir şey açık değil bu arada. Biraz ağır arkadaşlar. Hani şöyle 3-4 tane sekme açayım, bunlarda başka bir şeyler yapayım vesaire vesaire gibi şeyler birazcık zor. Mesela birinci sekmeye bak. Şimdi 3'e geliyorum. Daha gelmedi bile üçüncü sekme, anca geliyor. Şöyle bir video açalım hemen isterseniz. Tam ekranda daha yapmadan takılmaya başlıyor aslında. Şu an çözünürlüğümüz 1080p'de. YouTube'da 1080p bir videoda takıla takıla gidiyor. Kameradan umarım net bir şekilde anlaşılıyordur bu takılmalar. Şu an internetle alakalı bir sıkıntı yok. Video bayağı ileriden gidiyor zaten. Kendi videolarımızdan bir tanesini indirdim. Bir açalım bakalım neler olacak. Tam ekranı verdim. Tabii ki de her şey çok az, böyle milisaniyelik gecikmelerle geliyor. Ama bilgisayara indirdiğimiz içerikte şöyle bir bakayım. Herhangi bir sorun yok gibi arkadaşlar. Bir de Opera'da bir deneyelim bakalım. Belki hani, evet, zaten ben daha önce açtığım için direkt bu sayfa açık olarak gelmeye çalışıyor. Şöyle bir sayfayı aşağı yukarı kaydırmak istiyorum ama hiç öyle şeyler olmuyor şu an. Şöyle bir tam ekran yapalım bunu da. Ben bastım sanıyorum. Hah, basmışım. 720p'de bile kameraya yansıyor bilmiyorum ama biraz böyle FPS düşmeleri oluyor. Yani işin özü aslında siz de gördüğünüz, günlük kullanımda birazcık bilgisayar kasıyor. Ki daha içine biz çok az şey yüklememize rağmen. Şimdi performansa baktığımıza göre ürünle devam edebiliriz arkadaşlar. Üzerinde tabii ki de belli giriş çıkışlar var. 2 tane USB'miz var. Bunlardan bir tanesi USB 3.0. Onların hemen yanında 3.5 mm'lik bir jack girişi var. Hem kulaklık hem mikrofon görevini aynı anda görüyor. Tıpkı telefonlardaki gibi. Üst tarafında bir açma kapama düğmesi yer alıyor. Ürünü buradan açıyoruz. Bunun yanında üstteki kapağı açtığınız zaman bir adet HDMI çıkışına ulaşıyorsunuz. Bununla monitöre, projeksiyona vesaire nereye isterseniz bağlayabilirsiniz. Son olarak da bir micro USB var. Micro USB veri alışverişi için değil, güç için kullanılıyor. İçinden bir adaptör çıkıyor kutunun. Buraya bağlıyorsunuz ve bilgisayar çalışmaya başlıyor. Şunu da söyleyelim, televizyonun arkasındaki USB'den güç almıyor arkadaşlar. İlla adaptöre bağlamanız lazım. Ha, televizyonun arkasında çok yer yoktur ya da duvara montelidir televizyonunuz. Kutunun içinden bir tane HDMI uzatıcı çıkıyor. Onunla birlikte televizyonunuzun yanına rahatlıkla tabii ki de koyabilirsiniz. Bir de Bluetooth'tan klavye, mouse bağladığınız zaman zaten bu aleti bir daha görmüyorsunuz ki ben de onu tavsiye ederim. Çünkü sadece 2 tane USB çıkışı var arkadaşlar. Bunları klavye ve mouse'a kitlemenin de bir alemi yok. Ürün 12.5 santim uzunluğunda ve sadece 75 gram. Videonun başında da söylediğim gibi tabii ki de taşınması oldukça rahat. Ürünün teknik özelliklerinden de biraz bahsedelim. Zaten ekrana da geliyor arkadaşlar. Çok yüksek bir donanım tabii ki de yok. Hatta bayağı düşük bir donanım var. Intel'in Atom işlemcisini kullanıyor. 4 çekirdekli bir işlemci bu. Aynı zamanda içinde dahili bir ekran kartı var. Intel HD Graphics'e geçen karttan bulunuyor.
Bunun yanında 2 GB RAM'imiz ve 32 GB'lık bir depolama alımız var. Ancak Windows bu 32 GB'ın bayağı bir kısmını kullanıyor. Yani size yaklaşık 17-18 GB gibi bir alan kalıyor. Ha tabii Windows Home sürümü için zaten içinde yüklü gelen sürüm de o. Şimdi ürüne detaylı olarak baktığımıza göre hem son sözlerimizi söyleyelim hem de videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Ürün 2015 yılında IFA fuarında tanıtıldı. 2016 yılında da raflarda yerini aldı. Yani biraz eski bir teknoloji olduğu bir gerçek arkadaşlar. Yaklaşık 1100 TL 1300 TL arasında satılıyor. Mesela televizyonunuz akıllı bir televizyon değildir. Onun yanına rahatlıkla koyabilirsiniz. Ya da böyle şehir şehir dolaşıp sunum yaptığınız bir işiniz vardır. Bunu götürüp orada bir projeksiyona takıp sunumunuzu cayır cayır yapabilirsiniz. Bunun dışında da çok fazla bir şey beklememek lazım bu cihaz için. Yani eğer derdiniz performansla tavsiye etmiyorum ama aşırı taşınabilir bir ürün olsun, ben gittiğim her yerde HDMI takacak bir yer bulurum diyorsanız da o zaman da tabii ki de tavsiye edebilirim. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Asus'un VivoStick PC isimli ürünü inceledik. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca şuradan da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.